Herkese merhaba, hepiniz Cihat Çafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle Türkiye genelinde yapılan supara para TYT denemesinin fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, teşekkür edip selam yollamayı da unutma. İnsanlar günlük yaşantılarında bazı işleri yaparken karşılaştıkları zorlukları aşmak için cisimlerin yere temas eden yüzey alanlarını azaltıp oluşan basıncı arttırmak isterler. Buna göre eylemlerinden hangileri yapıldığında uygulanan basıncın arttığı gözleniyor. 1. Toprak zeminde hareket eden ve ağırlığı fazla olan araçların tekerleklerinin geniş ya da tekerlek sayılarının fazla olması. Basıncın formülü P eşittir F bölü S şeklinde yazılabilir. Toprak zeminde hareket eden aracın ağırlığı G olsun ki zeminin genişliği yani tekerleklerin genişliği ya da tekerleklerin sayılarının fazla olması S'yi arttırır. Basınç azalmış oluyor. O zaman birinci seçenekte basınç azaldı. Oysa ki basıncın arttığı gözlenir diyordu. Burada basıncın azaldığını gözlemiş olduk. Bir aradığım cevap olmadı. İkinci öncüle bakıyorum futbolcuların sahalarda top oynarken krampon adı verilen vidalı ayakkabılar kullanması ki burada vidalı ayakkabılar kullanılırken P eşittir. F bölü S formülüne göre S yani yüzey azaltılmakta. Biliyorsunuz vidaların toprağa değen kısımları daha sivridir. Yani S daha azdır. Dolayısıyla şu vidanın sivri olmasının sebebi yüzeyin azaltılıp basıncın artmasıdır. Bu durumda iki doğru oldu. Ekmek. Bıçakların ekmeği tam kesemediği durumlarda bıçakların özel araçlarla bilenmesi. Bıçaklar özel araçlarla bilenince bıçağın ekmeği kesecek kısmı sivirleşir. Dolayısıyla basınç da artmış olur. 2 ve 3 aradım cevap cevap E seçeneğinde yer almakta. Deryanın beyaz renkli çalışma masasının üzerinde kırmızı renkli kitap, yeşil renkli bir kalem ve mavi renkli bir silgi bulunmaktadır. Çalışma masası üzerinde bulunan lamba ise kırmızı, yeşil rengin karışımı olan sarı renkli ışık yaymakta. Şuradan sarı renkli ışık çıkmakta. Fakat sarı da kırmızı ve yeşilin karışımı olan bir renk. Bir de şu şekilde yeşil bir renk çıkmakta. Kırmızı artı yeşil, kırmızı ve yeşilin girişiminden oluşan rengimiz sarı rengi olmaktadır. Buna göre karanlık bir ortamda Çalışma masasındaki lambayı açan Derya, masa üzerinde bulunan kitap, kalem ve silgiyi hangi renklerde görür diyor. Evet, cisimler kendi renklerini yansıtırlar. Kalem yeşil olduğundan yeşil rengi yansıtır ki zaten sarı rengin içerisinde yeşil rengi bulunduğundan yeşil renkli ışık yeşil renkli kalemden yansır ve gözlemcinin gözüne yeşil ışık ulaşınca kalem de yeşil renkte görülmüş olur. Bu durumda kalem yeşil renk olmalı. Evet cevabımız A, B veya D olmalıdır. Yine sarı ışık yayınlanmadan kırmızı ışık kırmızı kitaba doğru ulaşıyor. Kırmızı kitabın rengi kırmızı olduğundan kitap kendi rengi olan kırmızıyı yansıtacak ve gözlemcinin gözüne kırmızı ışık ulaşacak. Gözlemcide kitabı gözüne ulaşan ışığın renginde görecektir. Daha doğrusu göze ulaşan kırmızı ışık gözü uyarır ve gözlemci gözünü uyaran ışın renginde kitabı görür. Yani kırmızı görür diyoruz. Kitapta kırmızı görülmesi gerekiyordu. Bu durumda kırmızının yer aldığı seçenekler A ve B olmalı. Cevap A ya da B şeklinde işaretlenecektir birazdan. Mavi renkli silgi kendi rengindeki ışığı yani mavi ışığı yansıtabilecektir. Dolayısıyla mavi silgiye ulaşan kırmızı ve yeşil ışık hiçbir şekilde yansımayacak. Yansıma olmayınca da gözlemci silgi siyah renkte görmüş olacaktır. Bu durumda kitap kırmızı, kalem yeşil, silgi siyah görüldü. Cevap A olarak işaretlenebilir. Ellerine yalıtkan eldiven giyen Aysun, pozitif elektrikle yüklü iletken cisme nötr ve iletken özdeş kürelerden önce K sonra L'yi dokundurup çekiyor. Yani Aysun'un elinde iletken bir cisim var ama yüklü bir cisim. Bu yüklü cismi Aysun Önce K'ye bir numara olarak. Daha sonra ise bunun ardından bu işlemi yaptıktan sonra L'ye dokunduruyor. Buna da 2 numaralı işlem diyelim. Evet K ve L kürelerini elektriksel olarak etkileşecek biçimde birbirine şekildeki bir yaklaştırıp sabitliyormuş. Yalnız Aysu'nun elindeki yük pozitifti. Haliyle bu yüklerin bir kısmını K'ye verecek. Mesela şunun yükünün 4K olduğunu düşünelim. Yükünün yarısını K'ye verirse K'nin yükü artı 2Q olur ki kendisine bundan sonra zaten artı 2Q'luk bir yük kalır ki bu artı 2Q'nun da yarısını L'ye verdiğini düşünüyorum. Yani potansiyellerinin, K, L'nin ve cismin büyük potansiyellerinin eşit olduğunu düşünüyorum ki yükleri eşit paylaşsınlar haliyle. Bu da sayalarının eşit olduğu anlamına geliyor. 2Q'nun yarısında L almış olsun. Evet Q kadar yük almış oldu. Bu durumda K ve L'nin yükleri arasındaki fark belli zaten. Yani K'nin yük miktarı L'ninkinden büyük olur ki bu 2'de yer almak. İkinci öncülde diyor ki K küresinin yük miktarı L'ninkinden fazlaymış. 2 doğru oldu. aradım cevaplardan biri. Yine K ve L kürelerinin yükleri aynı cins olduğundan her ikisi de pozitif olduğundan birbirlerini eşit kuvvetlerle iterler. Yani FK iterse, K, L'yi F, ile iterse L de K'yi F, ile iter. Bu iki kuvvet de büyüklük olarak birbirlerine eşit olmalı. Hatta şöyle yazabilirim. K, K'nin yükü 2Q çarpı L'nin yükü Q bölü aralarındaki uzaklık D ise şayet D kare şeklinde yazarım ki bu da hem K hem de L için aynı sonucu verecektir. K ve L'ye etkiyen kuvvetlerin büyükleri eşit işte oldu. Bir doğru. Üçüncü ifade küreler birbirine dokundurulursa K küresinden L'ye pozitif yük geçer. Diyor ki K ve L küreleri birbirlerine dokundurulduğunda K küresinin ve L küresinin yükleri şu durumda olur. Dokunmadan önceki toplam yük artı 2Q artı Q yani 3Q şeklindeydi ki 3Q'yu eşit bir şekilde paylaştıralım. Artı 1,5Q K'nin yükü ve artı 1,5 da L'nin yükü olur ki. Bakın K'den L'ye pozitif yük geçer diyor ki zaten pozitif geçmesi yalan yani. Çünkü pozitif yükler hareket edemez. Küreler katı cisimler olduğu için katılarda pozitif yüklerin hareket etmesi mümkün değildir. Haliyle bu durumda K'nin yükü artı 2Q'ydu ya artı 1.5Q'ya düşebilmesi için L'den K'ye eksi 0.5 yani yarım Q'luk bir yükün geçiş yapması gerekiyor. Bu durumda cevap 1 ve 2 olmak üzere C'de yer almaktadır. Bir depoda çalışan işçilerden Hasan. Yerde durmakta olan türdeş kolilerden M kütleli koliyi T sürede ikinci bölmeye. Hasan M kütleli koliyi T sürede ikinci bölmeye çıkarmakta. Sedat ise 2M kütleli koliyi 2T sürede üçüncü bölmeye çıkarmakta. Burak 3M kütleli koliyi T sürede birinci bölmeye çıkarmakta. Fakat bunları sabit hıza çıkarıyorlar. Buna göre... İşçilerin kolileri taşımak için yaptığı işlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci öncül Sedat diğer iki işçiden fazla enerji harcamıştır diyor. Enerjileri bulmamız gerekiyor ki yapılan işler potansiyel enerji değişimine eşit ki ilk potansiyel enerji sıfır olduğundan son potansiyel enerjiye eşit olur. Bu durumda harcanan enerjileri buluruz. Bakın Hasan'ın harcadığı enerji bularım ki Hasan'ın kütlesi taşıdı kütle M G çıktı yükseklik 2H şuradan 2H'lar çarpıyorum. Burası 2MGH şeklinde bulundu. Sedat'ın yaptığı işi ise yine Sedat'ın taşıdı kütle 2M G çıktı yükseklik ise 3. bölme 3H yere yüksekli. Bu da 6MGH sonucunu verdi. Hemen ardından Burak'ın yaptığı işi bulalım. Burak 3M kütleri cismi evet H kadar yükseğe çıkarmakta. H ile çarparsam bunu 3MGH şeklinde bulurum. Bu durumda Sedat'ın yaptığı iş daha fazla ya da harcadığı enerji Hasan ve Buranki'nden fazla. Sedat'ın harcadığı enerji 6 mgh iken Hasan ve Buranki 2 mgh ve 3 mgh. 6 mgh da 2 ve 3 mgh'dan büyük olduğu için bir doğru olur. Hasan'ın yaptığı iş diğerlerinden küçük. Zaten bunlar yapılan işti be. En küçük Hasan'ın bakın 2. Evet en küçük Hasan'ın yaptığı iş 2 doğru oldu. Üçüncü öncül. Sedat ve Burak'ın kolileri taşımak için harcadığı güçler eşittir diyor. Güç eşittir. iş bölü zamandı. Bulunan işleri zamana bölmemiz gerekiyor. Bu durumda zamana bölelim. Hasan'ın zamanı T'di. Şu ifadeyi T'ye bölmek gerekiyor. 2 bölü 1'den 2 oldu güç olarak. Sedat ne kadar sürede? 2T sürede taşıyor. 2'ye bölelim. 2T'ye. 6 bölü 2'den 3 oldu bu. Burak da T sürede birinci bölmeye çıkarıyormuş. 3 MGH T bölersem 3 bölü 1'den bu da 3 oldu. Bu durumda Hasan'ın gücü zaten en küçük 2 çünkü. Ama Sedat ve Burak'ın güçleri de birbirlerine eşitmiş. Sedat ve Burak'ın kolileri taşımak için harcadığı güçler eşit mi? Evet eşit. 3 de doğru olunca Cevap Edirne'de yer almaktadır. Soğuk bir havada dışarıdan eve giren bir kişinin gözlük camlar üzerinde küçük su damlacıkları yani buhar oluştuğu gözleniyor. Bir süre beklendiğinde ise su damlacıkları zamanla kayboluyor ki bu da buharlaştı anlamına geliyor. Buna göre bu olayın gerçekleşme süreci ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Gözlük camları hava taneciklerinden ısı almıştır diyor. Gözlük camları üzerine yapışan hava tanecikleri gözde ısı vererek gaz halinden sıvı hale geçer. Yani şuraya gaz molekülleri geliyordu ve burada damlacıklar oluştu. Gazın sıvıya dönüşmesi için gözün camına ısı vermesi gerekir. Gaz ısı vererek sıvı hale gelir bunu unutmayalım. Gaz gözün camına ısı vererek sıvı hale geçti yani gözlük camları hava taneciklerinden ısı aldı. Bir doğru olur. 2. Hava tanecikleri ısı vererek sıvı hale geçmiştir. Hava tanecikleri gözlüğün camına ısı vererek sıvı hale bir alt hale geçmişlerdir. 2 doğru oldu. Daha sonra cama yapışan hava tanecikleri sıvı hale geliyor ya sıvı hale geldikten sonra camdan ısı alarak ya da çevreden ısı alarak buharlaşmış ve gaz haline geçmişlerdir. Gözlük camı üzerinde oluşan su damlacıkları çevreden ısı alarak gaz haline geçmiştir. 3 de doğru oldu. Bu durumda cevap 1, 2 ve 3 olarak Edirne'de yer almaktadır. Laboratuvarda çalışan Hakan öğretmen tasarladığı bir deney yaparak yay dalgalarının yayılma hızlarının bağlı olduğu nicelikleri öğrencilerine göstermek istiyor. Şekildeki düzeneyi kurduktan sonra yayı yeren kuvvetin büyüklüğü ve yayın birim uzunluğunun kütlesini değiştirerek K ucunda oluşturulan bir atmanın L ucuna ulaşma süresini ölçerek aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Bakın, yayın birim uzunluğunu aynı aldığında farklı kuvvetler uygulayınca yani kuvveti artırınca ulaşma süresinin kısaldığını gördü. Kuvvet artınca ulaşma süresi 3 saniyeden 1,5'a düştü. Sürenin azalması hızın artması anlamına gelir. Yine tabloyu incelediğimde kuvvet aynı iken evet bu durumda yayın kalınlığı birden dörde çıkarılıyor. Yayın birim uzunluğunun kütlesi artıyor. Bu da yayın kalınlığının arttığı anlamına gelir ki bakın süre uzadı. Sürenin uzaması demek hızın azalması demektir. Çünkü x eşittir v çarpı t alınan yol aynı ise Formüle göre süre uzadığında yayılma hızı da azalır ters orantılı. Süre uzarsa yayılma hızı azalır. Süre azalırsa yayılma hızı da artar. 1. Yaya uygulanan kuvvetin büyüklüğü artırıldığında atmanın yayılma hızı artmıştır. Evet kuvvetin büyüklüğü artırıldığında zaman kısalmış hız artmıştır. Bir doğru oldu. İkinci öncül eşit uzunluktaki yaylardan kalın olan yayda atma daha yavaş yayılmıştır ki evet yayın birim uzunluğunun kütlesi diyor. Yani bir metrede hangi yay daha kalındı? Tabii ki de şu yay daha kalın. Bakın bunlar aynı kuvvet uygulandığında kalınlık arttığında hız azalır daha yavaş yayılır. iki doğru oldu. 3. Yaya uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile yayın birim uzunluğunun kütlesi aynı oranda artırırsa atmanın hızı değişmez diyor. Bakın yani hem kuvveti hem de kalınlığı aynı oranda arttıralım. Yani 100 ken 3 katına çıkardık. 300 yaptık. Kuvvet 3 katına çıktı. 3f oldu. Yine yayın birim uzunluğunun kütlesi 1 ken yani m ken şuraya geldiğinde 3m oldu. m'den 3m'e çıkardım. Fakat bakın süre değişmedi. Süre 3 olarak aynı kaldı. Bu da yayılma hızının değişmeyeceği anlamına gelir. 3 de doğru oldu. 1, 2, 3 birlikte yer aldığı seçenek Edirne. Tatil için Kapadokya'da bulunan Seçil, sıcak hava balonu ile yaptığı seyahati şöyle anlatmaktadır. Hava ile şişirilmiş halde yerde duran balonun içine ocak ile sıcak hava üflendikten sonra sıcak hava balonu yerden yukarı doğru yükselmeye başladı. Balon yerden belirli yüksekte bir süre seyahat ettikten sonra Balonun tepe kısmındaki kapakçıklar kısa bir süre açılarak havanın içeri girmesi sağlanınca alçalarak yere inmeye başladı diyor. Buna göre seçilin yukarıda verdiği bilgiler değerlendirildiğinde balonun hareketi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye bir soru sorulmuş. Birinci öncülde balon içine sıcak hava üflendiğinde sıcak hava balonun içindeki havanın toplam ağırlığını azaltır diyor. Ocak tarafından balonun içerisine sıcak hava üflendiğinde içerideki soğuk hava sıcak havanın itmesiyle şuradan dışarı çıkacaktır. Balonun dış hacmi sabit değişmeyecektir. Dış hacmi sabit olduğundan değişmeyecek. Fakat içeride sıcak hava olduğundan kütle azalmış olacaktır. Soğuk hava, öz kütlesi, büyük hava dışarı çıkacak. Haliyle balonun da ağırlığı azalmış olacaktır. Bu da balonun ağırlığını azaltır. Öz kütlesi küçük hava içeri girdi. Yani hafif hava içeri girerken ağır hava ise dışarı çıktı. Ağır hava öz kütlesi büyük hava. Dışarı çıkınca balon hafifledi. Kaldırma kuvveti değişmediği için yukarı doğru FK değişmedi. Sabit aşağı doğru ağırlığımız idi. Yukarı FK zaten başta eşitti. Ağırlık azaldı. FK sabit haliyle balonun yukarı doğru hareket edebilmesi için bir net kuvvet oluştu. Bu da Fk eksi g şeklinde ifade edilebilir. Fk eksi g net kuvvetiyle balon yukarı doğru hızlanmaya başlar. 2. Balonun kapakçıları açılıp sıcak hava çıkması sağlandıktan sonra balonun tepesinde kapakçıklar var şurada. Bu kapakçıklar açılınca sıcak hava zaten yukarı çıkmak istiyordu. Öz kütlesi küçük olduğu için haliyle bu kapakçıklardan sıcak hava dışarı çıkarır. Dışarı çıkan sıcak havanın yerini tekrar soğuk hava doldurur. Soğuk hava da alttan şöyle tekrar balona doğru hareketlenir. Ve boşalan sıcak havanın yerine geçmiş olur. Bu durumda yine balonun ağırlığı artmış olur. Balon etken kaldırma kuvveti değişmedi. Hocam niye değişmiyor kaldırma kuvveti? Ya bu esnek bir balon değil ha. Esnek balon olsaydı büzüşebilirdi. Ama büzüşecek bir balon değil. Alt taraf hep açık. Haliyle içeride sürekli hava moleküllerinin bulunması gerekiyor. Sıcak ya da soğuk. Bundan dolayı balonun dış hacminde herhangi bir değişme olmaz. Kaldırma kuvveti değişmez. Yani kaldırma kuvveti hep sabit kalır. Azalmıştır diyor. Yalan oldu. İki aradığım cevap olmaz. 3. Balon yerden yukarı yükselirken açık havanın balona uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü değişmemiştir. Evet balonun dış hacmi değişmediğinden sürekli bir hava sirkülasyonu olduğundan balonun iç kısmında sürekli hava bulunacaktır. Ve haliyle bu kalın malzemeden yapılan balonun hacmi değişmeyecektir. Esnek bir çocuk balonu olsaydı hacmi değişebilirdi. Fakat yani açık olduğundan sürekli şu aşağı taraf sürekli bir hava sirkülasyonu, hava hareketi olacak. İçeride de devamlı hava bulunduğundan iç ve dış basınçta birbirine eşit olduğundan büzüşmeyecek. Hacim sabit kalacak, kaldırma kuvveti de değişmeyecektir deriz. Bu durumda cevap 1 ve 3 olarak D'de Diyarbakır'da yer almaktadır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.